Erkek nedir? Bizden biri. Tanımı nedir? Bir insanoğlu ne zaman erkek olur? Mahalle abileri. Mahalle abileri nasıl? Erkek mi yapıyorlar? İlk 31 şeklinde. En güzel hareketi şu şekilde yapıyor. Koçum benim. Yaşta kızlara bebek verilir oynasın diye. Erkek çocuklara tabanca verilir veya araba verilir. Anneden babadan kalma bir takım envanterlerle çocuk büyütülmez. Evlendiğim hiçbir kadında bunu bulamayınca huzursuz oldum. Aristokrat ailenin çocuğunu alırlar 11-12 yaşında. O çocuğun neye meyili varsa o konuda yetiştirmek için bir altyapısı vardır o okulun. O çocuğu alırlar, o altyapıyı ona nakşederler. Sizi seviyorum bebeğim. Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir konuyla, bambaşka bir konuyla beraberiz. Rüzgar. Abi. Rüzgar. Abi. Rüzgar abi sohbetlerine devam ediyoruz. Rüzgar, şeyi sormak istiyorum sana ya. Evet. Erkek. Erkek nedir? Bizden biri. Tanımı nedir? Bir insanoğlu ne zaman erkek olur? Abi, erkeğin tamamı zaten yavşak. Neyini anlatacağız ki şimdi? Yani bir defa şimdi bir erkeğin erkek olma zamanı nedir? Sünneti midir mesela? Yok. Blue çağı mıdır? Yok. Mahalle abileri. Mahalle abileri nasıl? Erkek mi yapıyorlar? Veya da şu an mahalle abileri yok. Çocuklar erkek olamıyorlar mı? İnanıyorum. Erkek babasını fark edemiyorsa tek örneği mahalledeki abiler. Yok ama. Okuldaki abiler. Ama öyle bir şey yok. Yani şu an etrafa baktığımızda abi ve baba modeli yok. Var oğlum. Okulda var ya. Var. Yanlış model ama var. Ha, o zaman modeli yanlış seçip o yanlış model üzerinden gidiyorlar. Tabii. Erkeğin erkek olduğu zaman hangisi? İlk 31 şeklinde. Blue çağından bahsediyorsun. Blue çağı bir dakika geçe. Bir dakika geçe. Tabii. Ondan öncesinde? O bebe yani, o daha bebe. Peki hala bu mastürbasyon yapması içinde bir şeyler gerekmiyor mu ona? Bir eğitim, bir şey verilmiş olması gerekmiyor mu? Abileri götürüyor porno sinemalarını. Öyle şeyler görüyor ki hiçbir şeye ihtiyaç kalmıyor yani. Ya şu an internetten veya da sağdan soldan muhakkak gibi şeyleri görüyor filan ama ben şu an abi merhumunun olduğuna inanmıyorum. Yani yok, piyasada abi modeli olabilecek hiç kimse yok. Her zaman vardır. Saçmalamalım ya. Değil misin sen ya? Profesyonel abiler mi var yani? Yok, mahallede abiler var. Mahalle kültürü yok artık. Oğlum. Adam Rizdas'ta yaşıyor, apartmanda yaşıyor. Zaten okula gidiyor, okuldan eve geliyor. Sokakta yaşayan abiler var. Onlar saat 8'de girerler eve. Akşam 8'de. Tabii. Onlara uyan insanlar ortalama 6'dır zaten eve girme saatleri. Ama bir şekilde kotarmışlarsa durumu, abilerin yanına giderler. Bire eşliğinde seksi dinlerler, ne bileyim romantizmi dinlerler. Peki bu abiler ne kadar gerçekçi? Yani onlar gerçekten bildiğini yaptığını mı anlatıyor yoksa ya çocuklar... Onlar abileri dediğim zaten onu dinleyenden 3 yaş büyük. O kadar. Hayal konuşuyorlar o zaman. Tabii ki. Ama abi, model abi. Anladım. Baba doğru bir şey yapamamışsa yani evladına bir şekilde cinselliği anlatamamışsa model mahallenin abisi. Baba aslında daha önemli değil mi bir erkek çocuk için? Ben daha önce şunu önermek istedim. Yani ebe s**mesi gereken bir karakter mi burada? Genelde kişiyen uzak kişi olarak görünür ya, o yüzden ona küfredildiğinde daha zevk alıcı envanterleri yok mudur aslında hayatın yani? Ebeden daha aşağıda bir... Neyi hızlı soruyorsun abi şimdi? Aslında baba daha önemli bir şey. Geçmişte ve şu an galiba babalar... Ortak, baba ya da anne fark etmiyor yani. Çocuk doğru yaşına geldiği zaman yani birinci buluya geldiği zaman. Blue öncesinde şey yok mu? Yok. Onu anlatamazsın çocuğa. Anlamaz. Çünkü Blue'da kalkıyor ya envanter. Evet. Ve sağ el çok kuvvetli olmaya başlıyor. Şuralar kaslar oluşmaya başlıyor. Şurada falan arkada triceps. Yani en güzel hareketi şu şekilde yapıyor. Koçum benim. O aşamadayken çocuğa o gayreti verdiği zamanda bir şey anlatabilirsen anlatırsın yani. Anladın mı? Ondan evvel bir şey anlatamaz. Bu senin söylediğin erkeğin cinsel olarak erkekliğini keşfettiği dönem. Evet. Bir de şey olayı var, erkek çocuğun cinsellik haricinde erkek olması olayı. Çünkü sonuçta senin dediğin gibi olan herkes erkek değil. Hamamcı mı oluyor? Hayır. Cinsellik haricinde bir çocuğun erkek gibi yetiştirilmesi için, mesela şeydir ya, çocuklara bebek yaşta kızlara bebek verilir oynasın diye, erkek çocuklara tabanca verilir veya araba verilir. Orada bir şey var. Bir saniye dur. Çok komik ya. Kız çocuklarına bebek verilir. Evet. Anneliği hazırlamak için. Evet. Ama erkek çocuklara tabanca verilir. Evet. Birinin de koyayım. Ama bu böyle. Öyle. Yani senin eline bebek verdiler mi? Vermediler. Benim tamam. Elime de bebek vermediler. Tamam. Sonuçta sen erkek çocuğusun. Arabayla oynarsın. Lütfen bana kızım anama. Verinin
Amına koyayım. Tamam doğru. Yapılan iş asla doğru değil. Evet. Asla doğru değil. Neredeyiz abi? Ama şey var sonuçta oradan itibaren çocukta bir cinsiyet ayrımı var. İşte erkeğe mavi giydirirler, kıza pembe giydirirler. İşte erkekler ağlamaz. Daha yeni lan bunlar. Erkekler seni pembe mi giydirdiler çocukta? Hadi evet. Canım sen de. Benim zıbınım pembeymiş. O ayrı seni kız bekliyorlardır. Sen... Yok alakası yok. Kumaş bul, annem o kumaşı bulabilmiş yani sadece. Neyse zıbından kurtardın. Ondan süper, sonra... süper baktın onu alabilmiş yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Sonuçta bebeklikten itibaren işte kızın saçını uzatırlar. Erkeğin saçı kesilir. İşte normal değil mi bunlar? Sen erkek, şimdi orada bir ona erkeklik yüklemesi yapıyorsun. Ve ondan bir rol bekliyorsun ilerleyen zamanda o erkek olduğu için. Ve bu şekilde yetişiyor. Abi benle dalga geçmedin değil mi? Yok ben çok ciddiyim niye? Yani neyi konuşuyoruz şu anda? Bu erkek çocuğuna erkek cinsiyeti yüklenirken doğduğundan itibaren tamam. Ailesinin, babasının veya da etrafındaki insanların yaptığı hataları konuşuyoruz. Onlara nasıl yanlış yükleme yapar? Mesela eline silah vermesi onun ileride kavgacı veya da işte silaha meyilli birisi olmasını beraberinde getiriyor. Tabii ki. Ondan sonra mesela şey vardır ya, sen erkek adamsın, kendini korursun, git, döv, vur, kır filan gibi şeyler önceden vardı. Görüyorsunuz. Öngördüğü envanter burası. Buyur abi. Bunların hepsi onun ilerleyen yaşında olacağı insana, erkek insana bir altyapı oluşturuyor. Tabii ki. Ve ondan sonra da geliyor, senin dediğin gibi blue çağına geliyor. Ondan sonra da cinsel erkekliği tatmaya başlıyor. Ama orada işte ondan sonra zaten problemler oradan başlıyor. Tamam. Sen bu aşamada beni nerede kışkırtıyorsun? Ben sana bu aşamada... Ha, kime küfredeyim bunu anlamak için soruyorum yani sadece. Vallahi erkek çocuğu yetiştirene küfret. Onlara küfredilebilir mi ya? Anneler yetiştiriyor. Bir erkek çocuğunu anne yetiştiriyor. Peki bir erkek çocuğunu anne yetiştiriyorsa... Ve onun anne, onun annesinin ayağının altında cennet yatıyor. Anne o erkek çocuğunu yetiştiriyor. Karısını daha sağlam dövebilsin diye. Yani annenin yetiştirdiği bir çocuk nasıl bir kadına el kaldırabiliyor veya şiddete meyilli olabiliyor? Bana bunu niye soruyorsun abi yani? Ben anlatıyorum işte şekil olarak. Sonra o çocuk büyüyor. Annenin güdümünde karısına hükmediyor. Hükmediyor. Anlaşmıyor yani. Bir diyalog kurmuyor. Hükmediyor. Sonra bir arıza yaşandığı zaman hatta karısına bile el kaldırıyor. Niye? Babasından benzeri bir envanteri gördü. Sonra kadınlar ortaya çıkıyor. Diyorlar ki işte kadına şiddete hayır. Sanki kadına şiddete yapan şerefsizi bir anne yetişirmemiş gibi yani. Bu yanlış. Çocuklarınızı çalışmak pahasına da olsanız yani çok zorda da olsanız annenize bırakmayın. Çünkü onun çocuğunuza vereceği şey sizin zaten istemeyeceğiniz bir şey olacak. Çocuklarınızı annelerinize vermeyin. Vermesinler abi. Ya profesyonel işte kreş vesaire gibi insanlara? Yok. Kreşler tamam. Yani onlar da bir yere kadar profesyonel demagojik, pedagojik eğitim var. Veya da kendiniz yetiştirin günlük çağa uygun olarak. Abi o zaman yani izin alacaksın. 3 sene izin alacaksın. Çocuğunu kendin, ki çocuğun ilk zaten 3 yılı en çok aldığı yıllar. O yıllar boyunca izin alacaksın. Çocuğunu kendin büyüteceksin. Sonra kreşe mi vereceksin? Annene mi vereceksin? Ki sen o zaman doğru bir şey verirsen annen onu bozamaz ya da kreş onu bozamaz. Ama burada şey var şimdi tamam anne kutsaldır diyoruz ama annenin yetiştirilişinde de problemler varsa yani anne... Ben hiçbir zaman için bak annem öldü yeni öldü hatta Allah rahmet eylesin ama şu var ki ben evlenseydim o ara ve çocuğum olsaydı ben çocuğumu anneme vermezdim. Yani. Onu anladım. Senin eşinin bakmasını isterdin ama eşinin de yetiştirilişinde travmalar varsa. Şunu söylüyorum. Ben o çocuğa kendim bakmak isterdim zaten. Ama sonuçta iş, hayat, sosyal yaşantı vesaire senin eşinle beraber bakmak zorundasın. Cenab-ı Rabbül Alemin tam o aşamada zaten sana o alanı veriyor. O çocuk dünyaya geldiği zaman kime bakacağına karar veriyor zaten yani. Sen bu konuyu bir şekilde atlatırsan ve çocuğu eline alırsan şöyle yapıyorsun. İşine koyayım diyorsun ya. Bu benim lan. Benden oldu bu yani. Bu benim ya anladın mı? Bu öyle bir şey ki böyle. 4 yıl sonrasını düşünüyorsun. Diyorsun ki saçlar uzayacak. Ben onu tarayacağım. İnce ince keyif keyif. Hatta kenarlarına mavi röfle atacağım. Kurdeleler takacağım saçını. Erkek çocuğu. O kız çocuğu. Ha anladım. Onun saçını ben tarayacağım. Hani kızımız olacaktı diyorsun. Tabii ki. Ben tarayacağım. Saçlarının kenarına böyle maviydi, yeşildi, sarıydı röfleler atacağım. Tamam mı yani? Kendim yapacağım. Hani atamazsam anladım. Bir tane bir şey takacağım ona. O saçlar satılıyor zaten şurada. Alacağım takacağım böyle. Kızım mutlu olsun. Okuldan gelsin.
o kadar keyifli bir zaman dilimi yaşamış olsun ki, öyle bir sarılsın boynuma, öyle bir sarılsın ki. Babacığım desin. Tabii, onu alacağım, öyle bir alacağım ki kucağıma. Kucağıma, anladın mı? Hı-hı. Bak, kucak bu. 4 yaşında falan yani. Böyle bir hasret var mı lan? Hayatında gördün mü? Yok, yeminle yok. Onu öyle bir alacağım ki. Bir de şöyle yapacağım. Hem bir yandan göğsünde bastıracağım, hem bir yandan başını omzuma böyle bastıracağım. Canım diyeceğim ya. Böyle bir şey yok. Tamam, kız çocuğu kolay. Çocuk yetiştirmek kolay değil. Kız çocuğu yetiştirmek daha kolay. Onu sevgiyle yetiştirirsin. Erkek çocuğunu ne yapacaksın abi? Erkek çocuğunu topluma hazır hale getirmek zorundasın. Tamam, ne yapacağız onu sana anlatayım ben. Bütün yeğenlerimi ben büyüttüm sayılır. Ortanca kardeşimi sadece çocuklarına ben bir şekilde etkilemedim. Onun dışında iki kardeşimin çocuklarına ben etkettim. Şunu söyledim ben. Gerçi annesiyle anneannesi, yani annesiyle annem çocuğu benden kaçırdılar sürekli olarak. Ben sanki yanlış bir şey yapıyormuşum gibi ama o iş öyle değil. Dedim ki oğlum ben şu işi yapıyorum, bahçeyi toparlıyorum. Hadi gel bana yardım et. Hani keser al orada bir çivi çak. Çakarken parmağına vur. Ama gör onu. Tabii tabii. Parmağına vur ki aslında vurulmaması gereken bir şekilde dikkatli olmaması lazım bu işi yaparken. Bunu anla. Annemle annesi böyle yaptılar. Rüzgar, biz Melih'i bakkala gönderiyoruz. Tamam gitsin. Sıkıntı yok. Meğersem oyuna gönderiyorlar. Cebine harçlığını veriyorlar. Dayınla uğraşma diyorlar. Gitsin. Sen git. Oyunun öyle. Benim orada yaptığım şey aslına bakarsan o çocuğu geleceğe hazırlamaktı. Sen çocuğu topluma hazırlıyorsun. Tabii. Ben cezaevinden çıktığımda 10 yaşındaydı Melih. Dünya güzeli bir çocuk yani. O kadar yakışıklı. Bildiğin gibi değil. İlk çıktığım gün sabah ben erken kalkıyorum. Saat 7'de kalkıyorum. Ben otomatik kalkıyorum yani. Bende bir şey var. Bir çalır saat. Alarmı var. Kalkıyorum, bahçeye çıktım, sigaramı yaktım. Bu arada şey demledim falan filan. İşte bahçedeyim. Sonra saat 8 gibi falan olmuş. Annesi onu hazırlamış. Kapının dışına çıktılar. Eğildi annesi kapının işte önünde, onun ayakkabılarını bağlıyor. Dedim ki ne yapıyorsun canım kardeşim? Dedi, ayakkabını bağlıyorum abi. Dedim benim yeğenim bağlamıyor mu? Bağlayamıyor mu? Bağlayamıyor musun Melih? Bağlarım dayı. Dedim bir bağla da göreyim bakayım ya. Hemen eğildi bağladı. Ve kardeşime böyle tertes baktım ben. İşte söylemek istediğim demin oydu. Dedim ki çocuk gittikten sonra içeride bayağı sorguyu aldım. Dedim ki oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Çocuk böyle büyütülmez. Siz çocuğu anlamıyorsunuz. Anneden babadan kalma bir takım envanterlerle çocuk büyütülmez. Çocuğun evi sevmesini istiyorsanız bırakın ev için emek versin. Evet. Çocuğun kendini sevmesini istiyorsanız bırakın kendisi için bir mücadele etsin yani, bir şeyler yapsın. Bu nedir ya? Sonrasında anlaşıldık ama biraz iş işten geçti. Bu sadece benim ailemle alakalı bir envanter. Yani en azı sorun değil. Yani, değil. Yani genelde öyle yaygın bir genel, şey var. Genelde anne anneanne bir şekilde koruyucu. Yani bugün benim öğrencilerim şunu söylüyorlar. Yani bekara karı boşamak kolay. Hadi torunuz olsun da ondan sonra görelim. Bunu şunun için söylüyor. Ben toruna bakmaya gidiyorum. Ve bunu severek yapıyorum. Ben onlara şunu söyledim. Dedim ki benim bir çocuğum olsa da anneme bırakmazdım. Evet. Bırakamazdım. Çünkü ben çocuğumu severim ya. O bir gereklilik değildir. O bir sevgi arzıdır, anladın mı? Yani o çocuk sevilmek için doğmuştur zaten. Anneme niye bırakayım? Artık dönem çok değişti. Yani o annenin, annelerimizin dönemiyle şu anki dönem birbirinden uçurumlar var arasında. Korkunç fark var. Ve onların da, onların zaten şu an çocuk bakmak dedikleri şey çocuğu koşulsuz şımartmak ve sevmek. Evet. Ama bu çocuğu hayata... Çocuk onun elinde harcanır gider. Çocuk hayata hazırlanmış olmuyor böylelikle. İşte biraz önceki verdiğin evet. Örnekteki gibi ayakkabısını... Aynı şey vardır. Mesela bende de aynı şey söylenir. Annemden o kadar çok sevgi, ilgi ve şefkat gördüm ki evlendiğim hiçbir kadında bunu bulamayınca huzursuz oldum. Çünkü annem beni öyle alıştırdı ki işte hiçbir zaman yok yoktu. Her zaman yemeğim hazırdı. Her çeşit sevdiğim şeyler yapılırdı. İşte ütüm her zaman yapılırdı. Olmaz. Vesaireydi, vesaireydi, vesaireydi. Ve ben bunu annem gibi bir kadınla evlenmek ve yaşamak istedim. Öyle birisini bulamayınca yok. Oradaki alışkanlıktan dolayı da bu sefer sen mutsuz olmaya başlıyorsun. Hakan'ım o iş öyle değil. Yani günlerdir konuşuyoruz ya. Ben sokakta büyümüş birisiyim. Evet. Normalde benim yani iştahatı içerisinde anladın ki benim kimseye zaten ihtiyacım yok. Evet. Ama şu var ki sırtımı da yiyebileceğim kendine güvenen bir tane kadına ihtiyacım var. Niye kendine güvenen bir kadın? Ben başkalarına güvenmekten bıktım. Ya da kendime güvenmekten bıktım. Kendine güvenen, aynı benim gibi dünyaya sağlam adımlar atan bir tane kadınım olsun yanı başımda. Omuzumu dayayayım omuzuna. İster huzurla dolayım, ister ağlayayım, sıkıntı yok. Bir çocuk o söylediğim envanteleri doğru yaşayamazsa şayet, oradaki süreci doğru yaşayamazsa, bu benim bahsettiğim şeyi anlayamaz bile.
Ama işte buna şu an aileler müsaade etmiyor. O aileler çocuk büyütmeyi bilmiyorlar. Ama şu an çok büyük oran. %90 böyle. Ya biraz makara yapsak mı sence? Yapalım, sıkıldın mı? Sıkıldım yapayım ya. En iğrenç bulduğum konulardan bir tanesi böyle hani şekilsiz büyüyen çocuklar yani. Ama gelecek onların elinde. Ama onlardan biriyim ben. Yok, sen yine şanslı olanlardansın. Yok, benim aklım çalışıyordu sadece. Ama işte o çalışıyormuş. Şimdikilerin aklı da çalışmıyor. Yok, yani ben bunu bu şekilde sürdürmek istemiyorum. Yani bir çocuk hakkında bunları konuşmak ve bir şekilde bizi izleyen insanlara ne olduğunu anlatmak istemiyorum yani. Yani bencesini anlatmak istemiyorum. Oxford'u biliyorsun. Evet. Oxford aslında aristokrat ailelerin çocuklarını beyefendi ve hanımefendi oluşturacak şekilde dizayn edilmiş bir okuldur. Aristokrat yetiştiriyor yani sonuçta. Aristokrat ailelerin çocukların aristokratik olarak yetişmesini sağlıyor. Tamam, bu konuda hemfikiriz ama yani bunun adına aristokrat yetiştiriyor dememeliyiz. Evet. Şimdi şu anda bizim okullarımızda şeyler var. Rehber öğretmenlikler var. Evet. Rehber öğretmenler çok beni yanlış anlamasınlar lütfen. Ben bu anlamda bir saygısızlık yapmak istemem ama doğru yapmıyorlar. Onlar da bunu biliyorlar. Oxford, Michigan gibi üniversitelerin ilk kurulma sebebi aristokrat ailelerin çocuklarına rehber öğretmenlik konusunda yardımcı olmak. Ya onların evet. Hangi şeye bir donanımı varsa o konuda onları geliştirmek ve yetiştirmek üzerine bir programları vardı. Ve bunu yaptılar. Oxford'un şu anda 400 yıllık falan bir geçmişi var. Michigan'ın 3 aşağı 5 yukarı, ondan biraz daha kısadır belki ama hemen hemen aynı çağlarda. Ama şu var ki çocuk yetiştirmek sana bana ona buna gibi dizaynlarda onlara göre bunlara göre değil yani. Çocuk yetiştirmek başka bir şey, başka bir gereklilik. İnsanlar bunu çok anlamıyorlar. Çocuğun 14 yaşında şurasında kocaman bir güç bulunur. Şurasında tam. An be an atar. Siz bunu görürsünüz aslında anne baba ebeveyn olarak yani görürsünüz. Burada bir şey vardır. Çocuk ne yapacağını şaşırıyordur. Akşama kadar sağda solda saldırıyordur, bir şeyler yapıyordur ama sonuç bir şey değildir. Çocuğun o karmaşasını görürsünüz ama anlam veremezsiniz ya hani. Tam da oradaki gücün aslında neye meyilli olduğunu anlama üzerine kurulmuş okullardır Oxford ve Michigan Üniversitesi. Aristokrat ailenin çocuğunu alırlar 11-12 yaşında. Tam blue çağında. Biz amiyane de söyleyebiliriz. Sıkıntı yok yani. İşte o çocuğun neye meyili varsa o konuda yetişmek için bir altyapısı vardır o okulun. O çocuğu alırlar. O altyapıyı ona nakşederler. Giydirirler. O çocuğu benimsetirler. O okulların kurulma amacı budur. Evet. Kaç yüzyıl önce? 400. Şimdi bizim okullarımızda rehber öğretmenler var. Annelerimizle babalarımızı irtibata geçmeyen, kendi kafalarına göre aslında ya onlar da haklı. Onlara ben bir haksızlık eder durumda olmak istemem. Onlar da imkansızlık. Hani koca bir okulda iki tane rehber öğretmen var. Okulda ne kadar insan öğrenci var? 400 tane öğrenci var. İki tane rehber öğretmeni kaç tane öğrencinin bir şekilde sosyal yapısına erişemez. Ancak çok bariz sorumlu çocuklara ilgilenebiliyorlar. En fazla. İşin burasında sisteme ben bir laf atmak istiyorum. Bu sistemde bir yanlışlık var, eğitim sistemi. Sen benim sistemim değilsin ya da mantığımın sistemi değilsin. Ben seni sevmiyorum. Lütfen çocuklarımıza ilgi göster. O çocuklar 13 yaşındayken daha sana enerji veriyorlar ve diyorlar ki ben buyum, buradan girmek istiyorum. Geçenlerde Uğurcan'ı izledim. Çok güzel bir cümle kurdu. Çok hoşuma gitti. Dedi ki dünyada bir çocuk herhangi bir konuda matematiksel ya da netsel ya da görsel ya da sayısal anlamda herhangi bir konuda bir eğime gösteriyorsa dünyada o eğimeyi nerede gösteriyorsa onun üzerine eğitim verirler. Bizim burada eğimeyi nereye gösteriyorlarsa tam tersinde eksik kaldığı yönüne sanki dört dörtlük olacakmış gibi orasına eğitim verirler. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir aptallık olamaz. Öyle bir duyarsızlık olamaz. Anladın mı? Bu yanlış. Çocuğun iyimesini nereye gösteriyorsa sayısal, görsel ya da ne bileyim işitsel bir şekilde fark etmez. Yetenek hangisini gösteriyorsa o konuda uzman edin çocuğunuzu. Bırakın hayatında o konuda uzman olsun. Görselde uzman hani ufaktan böyle eğilim gösteren bir çocuğa matematiksel eğitim vermenin bir anlamı yok ki. O çocuğun o konuda zaten şeyi yok. Yeteneği yok. Belli. Derdinizle anasını satayım yani. Okulda dört dörtlük bir oğlum ya da kızım olsun. Öyle bir aptallık olamaz. Bunu yapmayın. Benim hayatımdan dem alın. Benim öğretmenim bana sadece görseller konusunda eğitim üzerine bir tasarı yapsaydı, ben orada eğitim alsaydım hocamdan,
Şu anda iyi bir ressamım, iyi bir hocayım ama gel gelelim. O zaman bunlar keşfedilseydi şayet ve bunun üzerine ben bir eğitim hazırladım şayet. Benim geleceğim yer şu anda olduğum yerin 4 katı ötesiydi. Mantıklı. Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Eğitim sistemi baştan sona kadar yıllardır hep ezbere aptalca ve lan standart var. Yani bütün çocuklar aynı değil. Çocukların ilgi alanları, zevkleri, algıları birbirinden çok farklı. Hatta şu an daha da farklı hale geldi. Ama eğitim sistemi standart bir eğitim sistemi. Ve bu da çok ciddi problemlere neden oluyor. Söylediğin gibi çocukların gerçek güçlerini, gerçek içindeki var olan tabii şeyi çıkartmasına lan engel ki oluyor. Tabii ki ya. Böyle bir şey var mı ya? Sizi seviyorum bebeler. Gördüğünüz gibi çocuklar bizim için çok önemli. Çocukların eğitimi çok önemli. Sadece onları delicesine severek, şımartarak veya da onlara standart eğitimleri vererek onların bir yere gelmesini beklemek Rüzgar'ın da söylediği gibi çok yanlış bir şey. Çünkü çocukların kendi gelişimlerinde, kendi istekleri ve ilgi alanlarına göre onların büyütülmesi ve yetiştirilmesi gerekiyor. Çocuklarınızla hepinize mutlu ve güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.